Silva görev başında. Ha? Neye ihtiyacın var biliyor musun babacığım? Annemin meşhur tavuk çorbasına. O seni iyileştirir. Sana çorba yapmak isterdim Halvar ama hiç tavuğumuz kalmamış. Yiyecek stokumuz tamamen tükendi. Kilerde sadece turpumuz var. Turp mu? Hayır. Bu elimdeki de son yumağım. Bize malzeme gerek Halvar. Bir araba bir liste verebiliriz. O ve Vikingler gidip gereken şeyleri alabilir. Geçen baharda öyle yapmıştık ve yiyecekle kıyafeti unutup geriye şerbet ve kılıçla dönmüşlerdi. O halde sen de onlarla git anne. Bu iyi fikir Viki. O zaman gereken her şeyi alabiliriz. Vikingler satın almaz ki, onlar sefere çıkarlar. Özür dilerim Halvar ama sen sefere çıkacak halde değilsin. Alışverişi ben yapıyorum, tamam mı? Kabul etmene sevindim Halvar. Kaybedecek vakit yok. Dikkatinizi bana verir misiniz baylar? Halvar fena halde hastalanmış ve beni geminin kaptanı olarak atamış bulunuyor. Ne? Sakin olun Vikingler, güvertede bir konuğumuz var. Ilva bizimle birlikte gelecek. Viki de öyle tabii. Şimdi görev başına ve asılın küreklere. Hala iskeleye bağlıyız kaptan. Teşekkür ederim Viki. Ture, halatları çözelim ve sonra kürekleri asılalım. Manzaraya bakın. Her şey ne kadar da güzel görünüyor. Gözcü Kulesi'nden daha da güzel görünür. Baksana anne, işte bizim evimiz. Ne kadar da küçük görünüyor. Kaptan Urhop, yelkende çok çirkin bir leke oluştu ve biz Vikingiz. Derli toplu olmaya mecburuz. Hemen temizleteceğim Ilva, merak etme. Daha yükseğe ulaşmalıyım. Hadi beni omzuna al. Ama sen çok ağırsın. Sen beni omzuna almalısın. Kollarım daha uzun. Daha ileri uzanabilirim. Ama ben seni taşıyamam çünkü süpürgeyi tutuyorum. Şimdi sakın kıpırdamasın ol. Dürbünle daha uzağda görebilirsin. Evet. Martı o kadar yakın ki elimi uzatsam dokunabileceğim. Aa, bak, bir gemi daha var. Onları tanıyor musun Viki? Bu zorba Sven'in gemisi. Kaptan Urhop, korsanlar. Bir kadın var ve Halvar da yok. Gemilerinin lideri kalmamış. Bu Vikingler çok şaşkın. Bu defa onları fena yeneceğim. Odaya hazırlanın. Kürek başına baylar. Acele edin. Yelkenleri açalım. Yelkenlerimiz zaten açık kaptan. Sahile doğru gidelim. Yok, açık denize çıkalım. Hayır, sahile. Neden kimse beni dinlemiyor ki? Açılın bakalım sizi sersem Vikingler. Olduğun yerde kal bakalım. Oy. Tertemiz gemimizi o kirli ayaklarına gireceksen eğer seni buna pişman ederim. Hiç edep yok mu sizde? O kadar mı kabasınız yani? Hemen indirin o kılıçları bakayım. Ne kadar tehlikeli olduklarını bilmiyor musunuz? Çok da sivriler. Ayaklarınızı
Omuzlarınızdaki şu kire bir bakın. Ne kadar da yaramazmışsınız. Ne? Onu dinlemeyin sakın. Sizden hemen şu deniz analarını esir almanızı istiyorum. Deniz anaları mı dedin sen? Böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Ağzının sabunla yıkanmasını hak ediyorsun ona göre. Su ve sabunumuz var anne. Aklından bile geçirme bunu. Oh. Hocam. Sizi beceriksiz kalamar sürüsü. Vikingler, kürek başına geçin ve hemen çekmeye başlayın. Silahlarınızı alın şaşkınlar. Kaçıp gitmelerine izin veremeyiz. Bunu size ödeteceğiz. Sizi gidin Vikingler. Korsanları atlattı. Kaptan İlva için hep birlikte çocuklar. Çok yaşa! Hepimiz görevimizi yaptık. Ama Sven'e karşı koyan sendin. Çok sevgili İlva ve işte bu yüzden de geminin komutasını sana vermekte hiç tereddüt etmiyorum. Şeref duyarım Ürop. İçimde çok güzel bir his var. Sven bir daha bize saldırmaya asla cesaret edemez diyor. Harika! Harika! Teşekkür ederim Ürop. Bu içimi rahatlattı doğrusu. Belki de hazır güvendeyken Fleyk'e dönsek çok iyi olacak. Korsanların dümenlerini onarması zaman alır. Hem limana da çok az kaldı. O malzemelere ihtiyacımız var anne. Babamın da tavuk çorbasına. Çok iyi söyledin küçük Viking'im. O halvar kurnaz bir tilki bizi tuzağa düşürdü. Bir kadın göndererek beni hazırlıksız yakaladı ama intikamımı alacağım. Bekleyin de görün siz. Dümeni tamir ettik reis. Bir daha asla yenilmeyeceğim. Yelkenleri açın. Onlara bunun bedelini ödeteceğim. Gidip bulalım şu Vikingleri. Güle güle İlva. Güle güle Viki. Kolaylıklar ve merak etmeyin, biz varken gemiye bir şey olmaz. Dostlarım, İlva'ya bir Viking gemisinin ne kadar temiz olabileceğini gösterelim. Oo İlva. Ulme şarkı söylüyor, bence bu hiç iyi işaret değil. Gemiyi ele geçirin hemen. Korsanlar. Nerede şu kadın reisiniz? O gitti. Alışverişe çıktı. Alışveriş. Hiç şaşırmadım. Geri döndüğünde onu büyük bir sürpriz bekliyor olacak. Bax, hemen Gözcü Kulesi'ne çık ve Vikinglerin kadın reisi gelince bana haber ver. Çok iyi pazarlık ediyorsun anne. Babam seninle gurur duyacak. Körfez'de duran şu gemimize bir bak. Oyuncak gemi gibi duruyor. Ve tayfalarda sanki korsanlar. Kaptan, kaptan, işte oradalar. Yine rüya mı görüyorsun sen Pax? Uyanık ol biraz. Ama şimdi ne yapacağız? Elimden kurtulamayacaksın Viking kadını. Sen nöbette kal. Diğerleri benimle gelsin. O kadın reise korsan edebinden küçük bir örnek sergileyeceğiz. Yakalayın şu arabayı. Koş, hadi gemiye gidelim.
Sen ne hakla benim cesur Vikinglerime bağlarsın ha? Ama ben yani kaptan, bunu o emretti. Seni bağlasa hoşuna gider miydi? Özellikle de kendi geminde. Evet. Ve Sven turplarla havuçlar arasında yüzmek zorunda kaldı. Gemisini öyle dönemişti. Aferin sana İlva. Gerçekten bir harikasın. Belki de benim yerime gemiye sen kaptanlık etmelisin. Hayır Halvar. Çok eğlenceli bir seyahatti ama ben evimi çok seviyorum. Neyse şimdi iyileşmiş gibisin ama tavuklu çorbamı yine de istiyor musun? Canım hiç bu kadar çok çekmemişti.